17 asil, 10 yedek alımı yapılacak. Ehliyeti Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 104 katılımcısı var. Bunun içinden 17 asil, 10 yedek alımı yapılacak. Mutabeyeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 430 katılımcısı bulunmakta. Bunun içinden 30 asil, 10 da yedek alımı yapılacak. İlk önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün merkez kurasını gerçekleştireceğiz. Mustafa Demirbaş. Erdal Sutaşır. Hamide Özkaya. Son dört rakamı da söyleyebilirsiniz. Yok, hiç onu girmeyelim. Burada olan varsa ben buradayım diyebiliriz. Evet, aynen. Onu koyalım, projede koyacağız. Gülnur Kaya. Senem Çekiç. Şenel Baloğlu. Leyla Atmaca. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi kilisede okullarımızın temizliklerinin yapılması için eleman veriyoruz. Kilis merkez ilimizde 136, Polateli ve Elbeyli ilçelerimize 17, Musabeyli ilçemize de 30 tane görevli vereceğiz. 200 tane yaklaşık görevlimiz için 4000 kişi müracaat etti. Şu an noter çekimlerini yapıyoruz. Yedek çalışacak olan kişilerin de noter çekimlerini yapacağız. Çalışanlarımıza, Kilis halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm çalışanlarımız için de netice itibariyle bir gelir kapısı. İnşallah Kilis halkına Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak daha güzel müjdeli haberler vereceğiz. Daha güzel çalışmalar yapacağız. Birlikte beraber Kilis'in işsizliğini, mahkuslarını yenmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun.
Yaklaşık 4400 kişi bir müracaatımız var. Bir haftadır süren emniyet soruşturması neticesinde 400 kişinin soruşturması olumsuz geldi. Bunları çıkardık. 4000 kişiye yakın bir müracaat var. 20 kişide bir kişi alacağız. Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye ortalamasında müracaatlar genelde 10'da 1 oluyor. Kiliste biraz işsizlik oldukça var. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Bununla ilgili gerek siyasi vekillerimizin, valiliğimizin, belediyemizin, meşgulun çalışmaları var. İnşallah bu çalışmalar önünde gelecek yıllarda meyvelerini verir. Kalıcı projeler ihtiyacımız var. Toplum yararına projeler gibi kalıcı projeler değildir. Kalıcı bir iş değildir. Geçicidir. Asıl olan kalıcı olan projelerdir. Geldiğim zaman da söylemiş olduğum gibi belki bir Alo Center kalıcı bir çalışma olabilir. Bunu geldiğimden beri söylemiştim. Hala bu çalışma meyvesini vermedi. Verdiği zaman 3-4 yıl içerisinde 1000 kişiye yakın kişi istihdam edeceğimi söylemiştim. Bu çalışmaya gerekli hükümetin destek vermesi halinde projemiz hayata geçtiği takdirde çok büyük bir istihdam sağlayacaktır. Adalet, 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 adalet diyorlar. Adalet bu, böyle mi oluyor? 50 tane kadından bir tane erkek. Ondan sonra diyorlar ki biz şeylik yapıyoruz, adaletli yapıyoruz, noterlikte yapıyoruz. Böyle noterlik olmaz ki başkanım. İşkır diyorlar. İşkırdan 100 tane kadın söyleniyor, bayan söyleniyor. 5 tane erkek söyleniyor. Bu kadar da aşırısı olmaz başkan. Yaşımız 55-60 olmuş. Çekişler hiç iyi olmadı. Memnun değiliz. Hepsi kadın çıkıyor, hep kadın çıkıyor, hep kadın çıkıyor. Bu o zaman erkekler ne iş yapacak? Bayanlar çalışan erkekler o zaman evde ervarlık yapsın erkekler de o zaman. Nasıl bu? Bu hukuk nerede, bu devlet nerede? Biz bundan hiç istemiyoruz. Bu kadar söylüyorum ben. Burada değil ha, Türkiye genelinde üstüne basa basa söylüyorum. Bütün erkekler arvat oldu, arvatlar erkek oldu. Bütün kamu işlerine, her kamu işi, hangi yol belediyesi başta, aklınıza ne gelirse her yerde arvatlara öncülük tanıyorlar arkadaşlar. Artık erkekler ne yapsın? Musa Bey'in milli ismi istiyoruz arkadaşlar. 30 tane ısık. Güzel bir anı verdi.